Merhaba, benim adım Adem. Adem Kırbaş. Bu mevki haritası size hoş geldin diyorum. Bugün 2. Ekim. Pazar günü Ordu Şahin Ciri'de şafak söküyor. Umarım sizin hepiniz de iyidirsiniz. Umarım bu zamanlarda da kendinize çok dikkat ediyorsunuzdur. Bugün devam edeceğiz. Çok önemli bir konu açıklamıştık ve beraber o konunun içine girmiştik. Düşünceler üstüne oluşturmuştuk ve bugün de oradan devam edeceğiz. Ama bu devam etmeden önce bir tarih bilgi bize çok önemli gelecek ve veyahut da tarih bilgileri az açıklamamız bir varsayım teori iskametinden az da bir kavuşmak zorundayız. Önemli ekonomik teorilerde ben demiştim dün John Maynard Keynes de bir önemli bir ekonomisyendi ve hatta ona neden o önemli, bugüne kadar önemli ve onun adlandıran bir çağ vardı işte Avrupa'da ve hatta tüm Batı ülkelerde post Keynesian state denen bir şeyi tanımaktadır. O da çok önemli. Bugün de onu az bir konuşmak zorundayız. Çünkü o ekonomik düşünceler tek Batı'nın ekonomik veya iktisadi gelişmesinin veya tarihin için önemli değil. Tüm sosyal kurum tarihin için de çok önemli. Hatta bugüne kadar da önemli. Böyle diyelim iki tane ekonomik anlaşma var, yani ekonomik teoriler var ve de o iki tane ekonomik teoriler bugüne kadar da sık sık tartışılıyor, bugüne kadar da sık sık onların üzerine müzakere yapılıyor. Biz tam oralara girmek istemiyoruz ama önemlisi ki yani beraberce onu az anlamaya çalışmak zorundayız ve hatta ondan dolayı onun sosyal kuruma, kamuoyuna nasıl bir etkisi olduğunu da görmeliyiz. Ben 1929'da başlamak istiyorum. O krizdi yani. O krizin 1929'un krizi asıl 2008'in krizine çok bir şeydi, benziyordu. Çünkü 2008'de de yani büyük bir kriz yaşadık. Yatırım ve ev krizleri, mal mülkiyet krizini. Ama 1929'da yani ekonomik böyle diyeyim genişletme vardı. 1920'lerde yani bu savaştan sonra, Birinci Dünya Savaşı'ndan sonra Avrupa bir ihtimalden o savaştan da zarar yemişti. Yani bir sivilizasyon veya da çok gelişmiş ülkeler birbirlerine karşı savaşa gitti. Bu da tüm dünyada etki yaptı. Onun için bu ekonomik ve iktisadi oluşturma her zaman o arada da veya da önceden Avrupa'dan Amerika kaya doğru yönelindi. Yani o zamana kadar 1929 zamanında ve orada tam göz çarpıcı oldu ama o zamandan evvel Avrupa dünyanın nasıl diyeyim sivilizasyon olarak başkenti olarak sayılıyordu. Yani Avrupa bu dünyada hükümdar sağlıyordu. Avrupa ülkeleri o Büyük Britanya olsun, Fransa olsun,
Alman İmparatorluğu olsun, İtalya olsun falan, onlar bu dünyada sömürgelerden filan, Fransa'da olsun şey yani hükümdar sürüyorlardı. Onlar da onun için dünyayı eleştiren veyahut da yöneten ülkeler olarak sayılıyordu. Ama ondan sonra yani sık sık onlar yani kazandığı parada bir ihtimalden Amerika'ya gitmeye başladı. Yani Amerika'da fırsatçılık vardı, borsada ve de millet tüm yatırım yaptı ya. Yani Amerika'nın ekonomisi sık sık gelişiyordu, büyüyordu. Ve de 1920'lerde millet de daha ileride doğru da büyüyeceğini sanıyordu. Onun için onun üzerine sık sık yatırım yapıyorlardı. Yani o 2008'de de öyle olacak, bu ev marketlerinin, mal mülkü marketin. Neyse, millet de yani kredi olayından yine çökmüştü ve de oradan olayı bu gelmişti. 1929 krizi. Çünkü millet sanıyordu ki yani bir ihtimalden piyasa sık sık büyüyecek sanıyor dedi. Yani Amerika'da yel vardı, mal mülk vardı. Yani millet gittikçe hepten zenginleşecek sanıyorlardı. Millet böyle yapıyorlardı. Misal diyeyim, bankaya gidiyordun, kendi parayla spekülasyon yapmıyorlardı insanlar 1929'da. Bankaya gidiyorlardı, kredi alıyorlardı ve o krediyle gidip borsada spekülasyon yapıyorlardı. Yani piyasa o kadar büyüdüğü anında zorluk falan millet çekmiyordu. Yani market büyüyordu. Sen de ileride büyüyeceğini düşünüyordun. O 2008'de de öyle bir ihtimalde olmuş. Yani 2008'de Amerika'da yeterliksiz olmayan insanlara da kredi verildi. Ne demek bu yetersizlik olmak? Yani misal diyorum, bir insanın işi gücü yok veyahut da doğru bir düzenli bir şekilde hayatını sürmüyor, ne bileyim işi yok, her beklenecek bir geliri de yok, yani düzensiz. Asıl öyle insana yani bankadan ağır bir kredi veyahut da bir para sağlanılmazdır. Ama Amerika'da yaptılar. Neden yaptılar? Çünkü Amerika'da 2008'de oldu bu. Dediler ki ya bu millete biz kredi verirsek, yani işsiz de olsun, geliri de olsun, yani asıl bunlar da zamanında milletler çok düşünmüştü. Yani biz bu insanlara kredi verirsek bunlardan parayı nasıl geri alacağız diye böyle yorumlar vardı. Yani o da bugün de öyleydi. Yani bir bankaya kredi almak istiyorsan yani senin iş lazım, bir iş belgesi falan getirmek zorundasın, ev malın mülkün lazım, onun üzerine hipotek falan yapabilirsin bana. Ama o 2008'lerde ve ondan önce 2000'lerde onu hiç sormamışlardı Amerika'nın bankaları. Yani millet nasıl bu kredi aldığı paraları geri ödeyeceklerdi, bilmiyorlardı. Ama böyle bir düşünce vardı ki sorun değil dediler. Ya bunlar zaten o parayı alıp da gidip ev alıyorlar, kendilerine konut alıyorlar. Yani bunlar şimdi krediyi ödemez duruma gelirlerse biz o zaman bunu banka diyordu. Biz o zaman o evdeki mallarına, mülklerine, konutlarına el koyarız diyordu. Ve de o ev market gittikçe de büyüyordu ki yani sık sık yeni evler yapılıyordu. Evler satılıyordu. Millet de sanıyordu ki market de ileride büyüyecek diye sanıyordu. Ve piyasada da, hatta borsada da öyle görüküyordu. Yani sık sık evler yapılıyordu. Evin fiyatları sık sık yükseliyordu. Yani Amerika'da böyle bir durum vardı o zamanda. Millet de yani onun içinde ileriye bu piyasa daha çok büyüyecek diye sandetmişti. Millet ama böyle yapmıştı. O
paraları aldılar 2008'de, 2000'lerde ama tek eve masraf etmediler. O gittiler o kredilerle normal masraf içinde onları zarf ettiler. Televizyon aldılar, araba aldılar, şeyler aldı. Yani böyle beyaz eşyalar filan aldılar. Yani banka onlar bir ihtimalden iflas ederse, yani hususi iflas, kendinden bir şahiz kişisel iflas ederlerse o parayı geri ödemeyecek durumunda kalırlarsa asıl ev, konut yoktu. Onun için yani bankanın bir el koyacak bir meta yoktu. Ve oradan o zaman patladı. Gördüler piyasa daha büyümedi. Şişti. Tamam ya, şişti, daha büyümedi. Patlamaya başladı. Bankalarda parayı geri alamadım. 1929'da da benzer bir şey oldu. Benzer bir şey demek ki millet de sık sık kredi aldı. Borsalarda millet diyordu ki ya sık sık Amerika'nın ekonomi genişlenecek dedi. İktisadi genişleme var diyordu. Yani tüm dünyada, Avrupa'da öyle oldu. Onun için Avrupa Amerika'ya iktisadi bağım da kendilerini buldular. Çünkü Avrupa'da sömürgelerden aldıkları keller, yani milletleri istismar ediyorlardı. Büyük Britanya olsun, Hindistan'da, Fransa olsun, Kuzey Afrika'da milletleri istismar ediyorlardı. Madeni filan orada çıkar diyorlardı. Çok kötü bir koşullarda, çok kötü bir iş çalışma durumlarında ve de kârlarını kendi devletlerin içinde vermiyorlardı, borsalara yatırıyorlardı. O da şimdi bugün yine bir büyük sorun. Yani büyük şirketler var, büyük şirketler var, kârlarını aldıkları kâr satış ve sipariş nedenli olan kârları daha kendi ülke, kendi firmaların veyahut da teknolojinin genişletmesine şey yapmıyorlar. Parayı kullanmıyorlar. Veyahut da onun aksine o parayı alıp da gidip borsaya yatırım ediyorlar. Yani o da ta bugüne kadar büyük bir sorun var. Hala öyle sorun yaşanıyor. Yani bu büyük şirketler, hala bu tekeller, büyük firmalar yani burada aldığı karı, parayı, siparişten kazandığı parayı, yani iş durumları iyileştirmek veyahut da genelinde teknoloji genişletmesine israf etmiyorlar o parayı. Onun aksine borsaya yatırım yapıyorlar. Çünkü daha çok ucuz borsadan, fırsatçılık bir ihtimalinde diyelim borsa, ama kere de iyi oluyor. Onu da 1929'larda da yaptılar. Yani milletin 1929'da kendi paraları bile yoktu. Bankalar aynı 2008'de gibi ucuz krediler veriyordu. Piyasa büyüyecek diyordu. Amerika'nın devleti sık sık büyüyor diyordu. Sorun değil diyordu. Millet mesela hani bankaya gidiyordu, kredi çekiyordu. O krediyle gidip de borsada spekülasyon yapıyordu. Ve ondan, onun için patladı her şey. Bizim şimdi gideceğimiz bu. O krizden sonra ne oldu? Ve hatta burada da çok büyük fark var. 1929'da devlet böyle diyelim karışmadı. Devlet bankalara filan yardım etmedi. O Amerikan Cumhurbaşkanı'nın, Theodore Roosevelt'in canlandırdığı New Deal o işte sonra geldi. Yani bir sosyal refah yardımları o sona
geldi. Asıl zaman aradan geçmiş olduğunda geldi. O aynı durumda da biz kendimizi 2008'de bulduk. 2008'de de bu büyük bir tartışma vardı, müzakere vardı. Yani devlet o bankalara yardım etsin mi, etmesin mi? Veya da etmeseydi, yani devlet 2008'de veya da tüm Avrupa'da olsun, Türkiye'de olsun, devlet o bankaları kurtarmasaydı biz de bir büyük bir gergin bir krize ulaşmış olurduk. Veya da hatta şimdi de yine burada şimdi bu pandemikten olaylı biz krize uğradık. Orada da yine büyük bir sorun vardı. Yani devlet küçük şirketleri hatta insanları desteklensin mi, destek tendir misin, etmesin mi, onlara destek versin mi, vermesin mi, o da büyük bir soru var. Refah soru, yani gerek mi, yardıma gerek mi, gerek değil mi? Ve de o da çok bir iki ekonomik düşün. Celer burada da var, yani o da ayrımcılık var. Yani birkaç insanlar diyor ki devlet piyasaya karışmamalı. Yani piyasa, market kendisini kendinden beri ulaşabiliyor. O liberalizm diye tanınan bir hipotez. O Adam Smith'ten kökenli Adam Smith, o bir ekonomisyen de zamanda, dedi ki yani piyasa, market bir görünmeyen elden ağrı düzenleniyor dedi. Görünmeyen elden ağrı demek ki yani sen nedenini filan bilmiyorsun. Yani market kendi kendine düzenliyor. Devletten onun içine girmek de o markete, misal diyeyim, düzenli bir rekabet sağlama veyahut da küçüklerine, küçük şirketlere, uysal şirketlere yardım etmek hiçbir şeye yakışmıyor dedi. Neden mi böyle bir düşünme vardı? Bu da tuhaf gelir ama zamanda Adam Smith'in onun bir kitap yazmıştı, The Wealth of Nations. Orada diyordu ki bir iş süreci, bir iş prosedürü, sen onu taksim etti miydin? Yani parçalara böldü müydün? O her parçalara üretmesine özel görsetti miydin? Özellik görsetti miydin? Ve o insanlar veya da işçiler tek o parçayı üretiyorsa ona sık sık uzmanlaşır diye anlamına geldi. Bu ne demek şu? Demek ki şu. Misal diyorum burada şey var, normal işçisin. Sen normal işçi olduğun içinde her türlü iş yapıyorsun. Misal diyorum sen işçisin, sen temizlik işi yapıyorsun, sen elektrikçi işçi yapıyorsun, sen marangoz işi yapıyorsun, sen tamir işi yapıyorsun, hatta sen aşçı işi yapıyorsun ve de değer işler yapıyorsun. Ben biliyorum bazı anneler evde tek kaldı mıydı, öyle işçilerin işin hepsini yapmak zorundalar ve o işlerin içinde de uzman olmak zorundalar. Yani çocuklarına anne olmak zorundalar. O da onu da değerlendirmemiz lazım. Ama benim dediğim şu, ve Adam Smith'in dediği de bu. O sen çeşitli işleri her zaman bir insandan yapıldı mıydın? Sen o işlerin farklarını tabii ki bir ihtimalle becerirsin ama uzman olamazsın. Yani bir bölümde uzman olamazsın. Mesela aşçı tek günde tek yemek pişiriyor ve o yemek umarım ondan zevk alıyor. Kendini tatlandırabiliyor ve gittikçe onu yıllardır üzerinde durdu muydu, uzmanlaşıyor, iyileşiyor. O zaman iyi aşçı oluyor. Veyahut da marangoz olsun. Yani marangoz, sen tek marangozsan, marangozluktan başka bir şey yapmıyorsan,
orada marangoz olmanın gittikçe nitelik bir işçi olursun. Yani kendini genişletebilirsin. Ve de onun tüm sosyal ve kamuoyunda onun kere olur. Çünkü kalite, nitelik kazanılır. Öyle ilerlemek sorunlu. Yani bu da onun için markette kendine sağlanıyor. Sağlanıyor ve de market kendi kendine oluşuyor sözü var. Yani millet şey yapsın, yani uzmanlaşsınlar. Herkes neyi iyi yapabildiği anında uzman olsun, ondan sonra bizim hepimizin kere olur diye düşünceler vardı. Liberalizm ve de devlet de piyasaya karışmasın. Piyasa kendi kendine ulaşıyor. Bu asıl gerçek olan da doğru değil. Neden doğru değil? Yani biz tek Amerika'ya bakarsak, yani orada kapitalizm ortamında rekabet diye bir şey yok. Misal diyeyim, orada Amazon var, orada Google var, orada Facebook var. Bunlar tekel şirketler, yani teker oluşturdular. O da rekabeti filan kapattılar. Rekabetin ne önemlisi var? Önemlisi bu. Rekabetin, yani teknoloji genişletme için çok önemli bir rekabet. Misal diyeyim, araba, biz dün komünistten ağrı konuştuk ya, komünizm veyahut da o komünizm ülkelerden ağrı bir ekonomik yeteneksizlik vardı. Yani o şey, demir perde düştükten sonra, the Eisen Fong, yani komünizm feshedildikten sonra komünizm ve orada şirketler Batı şirketlerine rekabet edemedi. Çünkü başka sisteme aitti komünizmde. Komünizmin ortamında şirketler. Çünkü onların için en önemlisi de milleti işe sokma. Yani orada kar diye bir şey yok. Ki millet çalışsın, çalıştı mıydı bize isyan etmezler, bizden rahat olurlar. Tek milleti işe sokmak, o en önemlisi odur. Ama Batı'nın ekonomik sisteminde kârdı. Yani kâr almak için, yani sen her yıl misal diyeyim akıllı telefon, sen her yıl yeni bir akıllı telefon satmak istiyorsan, kâr almak istiyorsan her yıl yeni bir teknolojik devrim kamuoyuna açı vurmalısın. Yani bazen biliyoruz doğru değil, yani bazen bakıyorum bir her yıl bir iPhone çıkıyor ama o her yılda yepyeni bir teknoloji genişletmesine de sahip değil, yani o da var. Ama böyle düşünce bu ki, yani sen her yıl yeni bir ürün satmak diyorsun, o ürün geçmiş yıldan bir başka nitelik olarak bir farkı olmalı. Hatta nitelik olarak veyahut da zihninde insana bir fark olduğunu dahil de satmak istiyorsun veyahut da inandırmak istiyorsun. Neyse ne. Yani o çok önemli. Yani. Ve o rekabetin içinde öyle yapılıyor. Neden sen mesela Samsung var, Apple var, değer Google var, değer akıllı telefon üreten şirketler var. Onlar da tabii kar almak istiyor ve rakiplerine karşı kar alabiliyor. Ve onun için sen bir teknoloji genişletmek zorunda kendini buluyorsun. Ve de bu çok önemli. Ama bir tekel hükümünde olan piyasada öyle bir zorunda değilsin. Umurunda bile olmaz. Yani millet, o da işte şey dedi. Komünizm dünyada da, o da işte arabada. Mesela herkes biliyor bu Rusya'dan yapılan bir
komünist ülkede bir araba yani. O araba istesen de her gün alamıyordun. Yıllardır beklemek zorundaydın yani. Herkes o arabayı alamıyordu. Yani çok sorunlar yaşıyorlardı. Yani komünist ülkede araban olmak o çok ender bir durumdu yani. Orada bir özelliği vardı araba sahibi olmak zamanında. Meğer batıda kolaydı. Batıda her zaman bir araba alabiliyordun. Her zaman piyasada bulabiliyordun. Ve hatta nitelikte de batının arabaları doğununkinden iyiydi. Daha çok nitelikli genişti. Diyeceğim de bu ama bu tekerler de tabii ki bir ihtimal zarar ediyor. Yani komünizmde de gördük yani o araba Lada dediğin veyahut da benim tam bilmiyorum onun adı gerçek Lada mı ne? Yani yeterlikli filan değildi. Kvalitesi de iyiydi dedi yani kıyaslayamazdın. Yani bir batının arabasını veyahut da doğun bir arabasını ve aynında de tekel üretilen veyahut da tekel hükmü olan bir markette de aynısı yani kalıyor durak kalıyor. Teknoloji genişletme durak kalıyor. Bu da aslında karşısına Adam Smith'in dediğinin tam aksine. Neden? Çünkü Adam Smith dediği herkes yaptığını iyi bilirse yaparsa millet bir ihtimalin uzmanlaşıyor. Hepimiz oradan kar alıyor. Çünkü orada bir genişletme oluyor. Mesela diyorum sen tasarımcı olursan tek bir meyveyi ekersen nasıl diyeyim elmayı ekersen sen o elmada uzman oluyorsun. O elma ekmesinde uzman oluyorsun. Onun için daha çok iyi tatlı elmalar yapıyorsun. Bizim için o bir akıllı fikir gelir. Veyahut da bilmiyorum marangoz oldu muydun? Araba tamircisi falan oldu muydun? Hatta ondan tabi anladı mıydın? Yani tek o işleri yap mıydın? Daha çok uzmanlaşıyorsun. Kendini, zihnini genişletiriyorsun. Ve ondan dolayı daha çok iyi bir usta oluyorsun. Hamaretli oluyorsun. Öyle düşünmedi. Ama o tekel üreten piyasa ona aslında karşı uzmanlaşmıyorlar millet. Çünkü bir etkisi yok. Neden yapsın ki? Bir teşviki yok. Teşvik yok bir tekel üreti tekel hükmü olan bir markette yani ondan dolayı var. Ama neyse o Adam Smith'in dediği de bu değil. Yani o da çok önemliydi. Yani devlet markete karışmasın. Yani markete girmesin. Hep zarar ediyor. Devlet siyaseti getirdi miydi? Marketin içine getirdi miydi? Market düzenli şekilde yürümüyor ve de o hepimiz oradan zarar alıyoruz. Yani bu bir düşünmedi. Değer düşünmede John Maynard Keynes'ten ağrı geldi ve bugün Keynesianizm diye tanılıyor. Keynesianizm de krizden ağrı konuştuğu çok önemli. Keynesianizm ekonomik modeli, ekonomik tasarımı krizden ağrı oluştu. Bu da Keynes de Birinci Dünya Savaşı'ndan sonra çoklarını yazdı. O ekonomik düşüncelerini yazdı ve onun düşünmesi budu. Dedi ki ya bir krizde devlet mecbur harekete girecek dedi. Mecbur girecek markete hatta piyasaya girecek veyahut da bir iş gören şirket olarak markete girip de rağbet sağlayacak ya yani ihtiyaç sağlayacak marketin piyasanın içinde ihtiyaç sağlayacak ve öyle istidama ihtiyaç olarak gösterecek ve onun için istidamı
sağlayacak. Yani demek ki bu onu bugün de görüyoruz. Hatta bu Türkiye'de görüyoruz. Şimdi onu işte AKP partisi yapıyor. Yani bu krizde konut evleri yapılıyor. Yani o tam John Maynard Keynes'e uygun bir ekonomik düşünmesi. Yani istihdam sağlanılıyor. Markette krize karşı koyuluyor ve onun için kriz hafifletiliyor. Bu çok önemli yani. O işte John Maynard Keynes'den ağrı tanınmış bir ekonomik düşünme. Veyahut da o işte Batı'da 1980'lere bir de ve 1990'lara kadar o sistem kullanılıyordu. Ve o Keynesyanizm tek şey olarak da demiyordu. Devlet o Keynesyanizmde sık piyasaya giriyor ve piyasada düzenli bir rekabet sağlıyor. Yani düzenli bir rekabet ne demek? Düzenli bir rekabet demek yani tekel kurulumuna yani bir Amazon gibi bu dünyayı veyahut da bu satışı hepten elinin altına geçirmeye karşı kanun kuruyorlar. Yani veyahut da hatta ufak veyahut da küçük şirketleri koruyorlar. Veyahut da yerli şirketlerin koruyorlar ve bir de devlette işçileri koruyorlar. Onların haklarını koruyor. Yani o çok önemliydi. O işte 2. Dünya Savaşı'ndan sonra 1990'lara kadar Batı'da kullanılan bir ekonomik sistemdi. Ve o bugün de zor oldu kullanması. Nasıl diyeyim? Bir ihtimalden tüm büyük firmalar ve şirketler şey etti. Dış devletlere gittiler. Yurt dışına çıktılar. Üretmek için daha çok farklı yollar buldular, daha çok kelli yollar buldular ve hatta onun için bu da iş gücü kırıldı. Ve hatta bu da var sendikalara karşı hareket yapıldı. Ona da bir dememiz lazım. Yani Avrupa ve hatta Almanya'da bir de Avusturya'da sendikalar farklı. Hatta bu Avusturya'da sendika dediğin yani çok bir dikkatli ona olmak lazım. Onu da konuşmak lazım. Çünkü Avusturya'da iş sendikası asıl bir örgüt diye bilirsin. Yani o iş sendikalarda çok demokratik bir ülkeye ve de demokratik bir ortama aslında zararlı bir sorunlar çıkıyor ve onun nedeni oluyorlar. Onu da konuşmalıyız. O da çok önemli. Neyse ama 1990'dan sonra komünizm feshedildikten sonra Batı'nın tüm büyük şirketleri yurt dışına çıkıyorlar ve orada ürünlerini üretiyorlar ve onun için burada Batı'da işçiler sorumlu kalıyor. Bir de dediğimiz gibi bir işçiler köşeye sıkıştırmış oluyorlar. Çünkü anından istihdam yüzü değişti. İstihdam çevresi değişti. Ne demek yani eskiden gibi öyle büyük fabrikalarda işçi
lazım değildi. Şimdi hizmet işi ileri sürüldü. Yani eskiden gibi bilimsiz olsan da okumayı yazmasını bilmesen, hatta dili de bilmesen de sorun değildi. Her zaman iş falan bulabilirdin. O ondan sonra değişti. Yani iş yüzü değişti. Farklı oldu. Bu da ekonomik bir gelişme vardı. Yani bu hepsi bir yerde kamuoyuna, sosyal kuruma sık sık etki yapıyor. Yani o da gerilme oluyor. Biz konuşmuştuk onları. Şimdi neden bu Keynesyanizm dedik ya? Burada yani ortamda ekonomik kendi devletlerin, yani o zamana kadar, 1990'a kadar Batı sürekli aynı John Maynard Keynes'in dediği gibi, bugün Türkiye'de yapılan gibi, her zaman devlet piyasaya giriyordu, orada haklılık, adillik sağlıyordu ve o da tüm kamuoyunun ve insanların, milletin kârını öyle sağlanılıyordu. Neden o ondan sonra 1990'dan sonra neden o oluşamadı? O da çocuk bu Keynes'in bir düşüncelerinde bir eksikliği var. O da globalizm. Globalizm aynı burada dediğimiz gibi yani komünizm feshedildikten sonra, o şirketler yurt dışına gittikten sonra işçilerin elinde o şeyleri, onlara iş verenleri, üreticilere karşı kendilerini savunmak bir kanıt daha kalmadı. Neden? Çünkü zaten dış devlette üretili. O da Keynes de onu düşünmemişti bir ihtimalden. Keynes'in demişti ki, krizde olsun devlet her zaman iş sağlasın. Ne olursa olsun devlet iş sağlasın. Yani o işten bir devletin kârı da olmasa, mesela diyorum devlet bir insanlara iş sağlayamıyorsa eline kürek versin, kuyu eştirsin, akşam da o aynı kuyuyu yine kapatırsın. Tek amacı o insanları şey yapmak, insanları bir istidam sağlama, ne olursa olsun. Ve öyle devlette bir ihtimalden ekonomik genişletmesini sağlar diye düşündü. Ve krizden sonra, bu da önemli, onun için Keynes bunun üzerinde kalmıştı ve biz de bunu vurgulamak zorundayız. Keynes krizden ağrı bu ekonomik sistemini ulaştırdı ve dedi ki, krizden sonra, yani ekonomik iktisadi yine normal yürürse, ondan sonra tabii ki o sen israf ettiğin, o insanlardan verdiğin işi, o kârı, yine kâr geliyor. Ekonomik yine normal bir şekilde düzende yürüyorsa, o zaman o aldığın kârı yine borçlarını geri vermek de sorun değil. Yani demek ki krizde devlet borç yapsın, iş sağlasın ama krizden sonra o borçları yine geri ödesin diye dedi. O çok önemli. Yani Keynes öyle düşünmesi, onun için krizin üstünde o zaman unutulu iki tarafı var. Ama Keynes globalizm dediği bir tür vardı. Onu da çok zamanda düşünmemişti. Ta o zamanlarda Keynes 1920'lerde falan yazmıştı. Yani globalizm dediğimiz nedir? Ve hatta neden o devlet şimdi piyasaya girdiği anında çok bir etki olmuyor ve hatta sorun çıkıyor? Aynı araba için konuşmuştuk. Yani bir araba tek bir ülkede üretilmiyor. Yani baştan olsun tekillerin
lastikleri olsun, ta arabanın camları olsun, nereye bakarsan bak, bir tek ülkede üretilmiyor. Tüm dünyada üretiliyor. Yani sen devlet olarak şimdi iş sağlamak istedi miydin? Misal diyeyim, sen devlet olarak bir araba, her insanların bir arabası olsun ve ben şimdi piyasaya girersem bize arabaya ihtiyaç var diye onu gösterirsem, öyle iş görürsem, tek kendi milletine iş ve istihdam sağlamayı, diğer ülkelerde üretilen işçilere de iş sağlayı. Sorun ya, onu şimdi diyebilirsin ya, bu sorun veya da sorun değil, ama dediğim bu kendi ülkende insanlara ve işçilere senin sağladığın teşvik çok eski zaman gibi etkilenmiyor. Çünkü tüm dünyaya da yayılmış bu üreticilerin şirketleri, bir devlette değil tüm dünyada karışmış ve onun için burada sık sık şeyim, daha eskisi gibi olmuyor o sorunları. Yani misal diyelim, veyahut da Amerika'da diyelim, bu zararda, bu pandemide devlet onların eline para verdi. Türkiye'de de oldu yani. Tüm pandemide ülkelerin çoğu kendi milletlerin eline bu pandemiyi geçirmek için veyahut da bu pandemiyi başarmak için para verdi. O asıl eskiden ya, o kadar o, veyahut da böyle de diyelim, o millet o parayı aldı, kendilerine ne diyeyim, gıda ürünü nere aldı veyahut da beyaz eşya aldı, ne isterse aldı. Yani o gıda ürünleri veyahut da beyaz eşya yerli ürün olsa, demek ki devlet o zaman millete para verdi miydi ve o millet ondan sonra yerli ürün aldı mıydı? O zaman o para devlet onlara verdi. Para devletin içinde kalıyor. Yani o eski zamanda John Maynard'ın, Keynes'in yazdığı zamanda ve onun üzerine ekonomik sistemler oluştuğu zamanda öyle öyle bir dünya vardı. Yani o komünizm zamanlarda veya da Soğuk Savaş'ta Batı ve komünizm dünyaları vardı ve onların ekonomi ayrıydı. Birbirlerine daha kavuşmamıştı ama komünizm fes olduktan sonra daha öyle değildi. Yani demek ki bu. Şimdi bugün devlet kendi milletine para sağladı mıydı, verdi miydi? O tek yerli ürün almıyor, diğer devletlerden de ürün alıyor. Yerli araba almıyor. Misal diyeyim, yurt dışından araba getirtiriyor. Ondan dolayı devletin ona verdiği para da yurt dışına gidiyor. Hatta bir devletin yerli arabası olsa da, ya o arabanın her türlü parçaları yerli yapmak mümkün değil bu zamanda. Yani maddesi, maddeni filan da yok. Yani her yerde. Onu tüm dünyada yapılıyor. Onun için bu iş zorlandı. Ve hatta bu komünizm feshedildikten sonra o büyük şirketler, üreticiler yurt dışına gittikten sonra, hizmet sektörü geldikten sonra daha öyle eskisi gibi, nasıl diyeyim, şey yapamıyorsun daha. Yani orada nasıl diyeyim, millet çalışsın umurumda değil. Aynı John Maynard Keynes'in tavsiye ettiği gibi, bilmiyorum John Maynard Keynes bir şey mi dedi, bir kutu mu dedi, bir şey dedi millete de, yani bir tuhaf işler yapsınlar, sorun değil, keşke bir istihdamları olsun. Yani öyle düşünmeler de daha kârlı değil ve de devlete çok zarar açıyor. Bugün çok hususi eğitimler lazım. Yani bugün dediğim gibi bilgisayar eğitimi lazım da, eskisi
gibi değil. Yani bu tüm hizmet sektörü senden dil eğitimi farz ediyor. Yani bilmek zorundasın. Ve bu da işte ekonomik sorunlar vardı. Yani Batı 1990'larda ikinci Dünya Savaşı'ndan sonra bir mucize yaşamıştı. Yani hatta Avrupa yani ekonomik bir mucize yaşamıştı. Almanya olsun, Avusturya olsun, Fransa olsun, Wirtschaftswunder deniliyor onlara. Ve orada onların ekonomikleri gittikçe büyümüşlerdi. Ama 1979'da o petrol krizinden sonra bir de 1990'lardan sonra o komünizm feshedildikten sonra tüm Avrupa'nın ekonomisi değişiyor. O devrim aslında demeliyiz devrim de dün dediğimiz gibi kamuoyunda, sosyal kurumda gergin, milletleri gerginleşir, ırkçılık, yabancı düşmanlık falan. Şimdi de bunun bir ekonomik olarak bir parçası var. İkinci parçası da bu. Bunu az bir bugün konuşacağız, bir de yarın da onun üzerinde kalacağız. Bu entegrasyon ve dil sorunları. Yani millet Avrupa'ya gitmiş. Hatta ben bunu bizim bu Türk gurbetçilerin perspektifinden ağrı açıklamak istiyorum ve görmek istiyorum. Yani annemden, babam ve de kendim Avrupa'da ne gördüysem onu da burada paylaşacağız. Ama yine de genelinde Avrupa veya da hepsi de aynı değil. Oraya da varacağız. Çünkü bu da büyük fark var. O da fark dil. Dil farklı, bir de eğitim farklı. O da işte Almanya'da olsun, Avusturya'da olsun, Türk gurbetçilerin bir hususi durumu var. Neden hususi durumu? Çünkü Türk gurbetçiler 1950'lerde, 60'larda Avusturya'da veya Almanya'ya giderken pek çok dil bilimi yoktu. Almancayı bilmiyorlardı. Bugün de öyle yani. Bugün burada Türkiye'de okullara bakarsan yani çoğu Almanca ikinci dil olarak veya da yabancı dil olarak öğrenmiyor. Öğrenmiyorsun. İngilizce öğreniyorsun. Hatta Fransızca öğreniyorsun ama Almanca diye okul eğitim gören çok az. Ve o 1950-60 veya da 70'lerde burada Almanya'ya veya da Avusturya'ya giden gurbetçilerin çoğu da çok eğitim görmemişlerdi. Onların çoğu okuması yazmasını bilmiyorlardı. İkisi de onlar Almancayı bilmiyorlardı. O da çok önemli. Çok önemli bir. Çünkü 1990'lardan sonra istidam yüzü değişiyor. İki de onların çocukları nasıl yetişiyor. O da önemli yani. İkinci generasyon orada Avrupa'da gurbetçi olarak büyüyor. Ona eğitim. Onlar nasıl eğitim alıyor? Ve de orada fark var. Fark var. Misal diyorum ben onu bir yerde okumuştum. Bu sosyoloji olarak Fransızca'da, Fransa'da da çok gurbetçi vardı. O Kuzey Afrika'dan gelmiş gurbetçiler şeyden gelmiş, Cezayir'den gelmiş, Tunis'den gelmiş, Fas'dan gelmiş ve hatta Fransa'da çalışmaya gitmiş Arap gurbetçileri de vardı Fransa'da. Ve hatta soru budur. Yani biz Fransa'da o Arap gurbetçilerin ve hatta Almanya'da ve hatta Türkiye ve hatta Avusturya'da olan Türk gurbetçileri onları kıyaslayabilir miyiz diye soru yapmışlardı bir zamanda, yorum yapmışlardı. Yani fark var mı, ne fark var? Yani bakıyor ki demişler Fransa'da tabii ki bu cihad ve hatta çok terörizmden gerginlik yaşanıyor.
veyahut da yaşamasın ama yine de diyorlar ki yani Fransa'da integrasyonu daha çok iyi ulaşmış diyorlar ama Almanya'da veyahut da Avusturya'da Türk gurbetçilerin integrasyonu o kadar iyi ulaşmamış diyorlar. Neden bu böyle diyorlar? Yani bu, sorun mu var diyorlar bu Türk gurbetçilerde sorun mu var diyorlar. Yani onu bir karşıya koymuşlar ve onu çözmeye çalışmışlar. Bu bir tuhaflık. Neden tuhaflık bundan? Cezayir olsun, Tunis olsun, Fas olsun Fransa'nın sömürgeleriydi. Yani Fransa orada 1900, 1800 olsun, 1900 olsun en az 100-200 yıl orada hüküm sürmüştü. Yani Cezayir olsun, Tunis olsun, Maroko olsun tam Kuzey Afrika'da. Demek bu ki Fransa orada en az 100-200 yıl hüküm sürüyordu. Ve o hüküm sürdüğü için o millet de orada Fransızca konuşuyordu, biliyordu. Bugüne dahil Fransa'da ve Cezayir'de, Tunis'de fazla resmi dillerin birisi Arapçanın yanında Fransızca biliyor. Hala burada fazla Cezayir'de, Tunis'de millet öğrenciler Fransız dil eğitimi alıyor. Dediğim gibi bu Türkiye'de tanınmaz bir şey. Tanımıyoruz. Ve bugüne dahil Almanca eğitimi de çok az. Yani öğreniyorsun İngilizce öğreniyorsun. Ama onun aksine Türk gurbetçiler Avrupa'ya gittiğinde Almanca bilmiyorlardı. Yani o da çok önemli bir sorun. Bu da önemli bir fark var orada. Yani onların ikisini bir araya kıyaslayamazsın. İki de orada tabii ki Fransa'dan ve Cezayir'den onu biliyorduk. Arada gerginlik falan yaşamıştı. Ama yine de Fransız kültürü hatta Fransız eğitimi Kuzey Afrika'ya etki etmişti. Yani onlar bir başka böyle bir diyelim yine de Fransa'ya uyan bir eğitim sistemine kavuşmuşlardı Fransa'nın sömürgesini olduktan için. Yani orada tabi istismarlar filan oldu. O da Araplara çok işkence ettirdi. Tabi doğru ama yine de sosyal sistemleri, kamuoyunu Fransa'nın sosyal sistemine kamuoyuna uymuş olmuştu. Yani onun için Arap gurbetçiler Fransa'ya gittiği anında çoktan bir dil biliyorlardı, Fransızca biliyorlardı. İki de o sosyal sistemini de tanıyorlardı. O Türk gurbetçiler de öyle değildi. Hatta Türk gurbetçiler de onun kadar eğitim de görmemişlerdi. Ben dedim ya benim annem ve babam tek ilk okulu etmişti. İlk okula gitmişlerdi. Bir de 4-5 yıl işte 5 yıl eğitim görmüşlerdi ve de çoğu da okumasını yazmasını bilmiyorlardı ve onlar Avrupa'ya gitti. Neden gitti? Çünkü o zamanlarda bizim bu Türkiye'de olsun yani Türkiye'nin ekonomik sistemi de çok gerginlik vardı o zamanlarda 1960'larda 70'lerde karışık bir ortam vardı. Orada da köylerde o eğitim sistemi milletlere ulaşmamıştı. Bizim burada modernizm dediklerini yani o Atatürk ve Türk'ten tesis edilen yeni eğitim sistemleri çoğu şehirlerin içinde kalmışlardı. Yani onu da unutmamak lazım. Yani Kemal Atatürk'ün bir modern Türkiye kurma amacı tek şehirlerin içinde kalmışlardı. Köylere çok ulaşmamışlardı. Köylerde hem nasıl diyeyim altyapısı yoktu. Yani eğitim olsun, sosyal kurum olsun altyapı yoktu yani köylerde.
Onun için o köylerde çok eğitim alacak ve imkanları da yoktu milletlerin. Köylerde millet çoğu okumasını yazmasını bilmiyorlardı. Hatta tek görebilecek eğitim de ilkokul eğitimiydi. Şimdi bunlar da ondan sonra burada çoğu da köylüler ondan sonra Avrupa'ya gittiler. Yani eğitimleri çok yoktu. Bir de şeyleri de tek dil bilimleri yoktu. Şimdi iki de soru neden tek köylüler gitti? Yani çoğu tabii hepsi köylü değil ama ekseriye köylülerdi. Neden köylüler gitti? Bu da böyle 1960'larda 70'lerde çocuk ondan önce çocuklar çok ölüyordu ya doğumda çok çocuk ölüyordu veyahut da çocuklar çoğu reşit yaşa falan gelmiyorlardı. Millet çocuklar ölüyordu. Bu normal bir durumdu. Hastalık vardı, çocuk hastalık falan vardı. Yani şey sistemi, sağlık sistemi o kadar iyi ulaşmamıştı. İlaçlar da falan yoktu. Yani çocuklar ölüyordu ve çocuklar öldükten dolayı ebeveynlerin çok çocukları ölüyor vardı. Millet öyle düşünüyordu. Zaten bunların birkaç tanesi ölecek veyahut da fakirlik de vardı. O da çok kötü bir durumdu. Yani fakirlikten ağrı da çok çocuk ölüyordu. Millet geneline çok çocukları oldu. Vardı. Ama 1960'larda 70'lerde sağlık sistemi olsun, ilaçlar olsun veyahut da tedaviler falan olsun iyileşti. Yani millet daha o kadar çok ölmedi. Hatta çocuklara karşı aşılar yapıldı. Çocuklar yaşıyordu daha öyle doğumda ölenler de falan yoktu. Ha o zaman bir ihtimalinde köycülerin nüfusu arttı. Nüfusu o kadar arttı ki yani bir köylükten yerden toprakların geliri herkesi daha yetinemiyordu. Yeterli yer yoktu. Hem orada miras kalsalar da yetmiyordu. Köyler yani büyük arsalar veya da yerler, araziler öyle büyümüş aileleri daha besleyemiyordu. Şimdi o köylülere de ondan için yer kalmamıştı. Yani millet ne yiyeceğim diye düşünüyordu. Ve onun için bu köylüler, Türkiye'nin köyleri bir eğitim yoktu. İki dil bilimi yoktu. Bir de üç yani besleyicilerini, onların beslemelerini sağlayan bir yer, toprak sahibi de değillerdi daha. Çünkü nüfusları o kadar büyümüşlerdi ki onun için bunlar Avrupa'ya gitmek zorunda kaldılar. Yoksa ne yiyeceklerdi? Burada yarın devam edeceğiz. Baktım vaktimiz bitmiş. Size buradan Şahin Cili'den ağır selamlarımı iletiyorum. Kendinize çok iyi bakın bu zamanlarda. Umarım bu pazar günü de iyi geçirin. Ailenizle hepten beraber size buradan ağır hoş şakal diyorum. Bir de çüs diyorum. Hadi yarın görüşürüz.